Yalnız çok ünlü yıldızlı bir şef arkadaşımın dilinden düşürmediği bir sözü vardır Daha Bey. Her zaman yaptığın yemeğin tadına önce sen bak der bana. Tamam. Peki bakayım. Bakayım. Bak dün bakma şefimizin dinleyelim. Bak tarihine. Yarışmacı evet, tuzluydu. Koymuyorum yok. İyi mi? Yani hiç ama yüzünde bir emin ifade hayır, olmadı. Şimdi ben çok tuzlu yiyemiyorum. Bana tuzlu geliyor o yüzden. Yani ben çok az tuz koyuyorum. Ha. Ondan dolayı yani o şeyden kaynaklanıyor. Aha. Ama tuzu yerinde. Ona yoğurt da koyacaksınız değil mi? Koyacağım ama şu an koyamam sıcak olduğu kesilir için. Yoğurt. Ama yoğurdu koymadan tuzlu olup olmadığını anlayamazsınız. Yok yok su eriyor ya. Bak aslan laf soktu. Aa ben şey Allah yoğurt koyacaktım Kadir Bey. Bak sonradan geldi aklıma. İyi ki kırın atmadık onu. Taratora yoğurt koymayı unuttunuz değil mi? Taratora değil. Bayağı koymam lazım. İçine mi karıştıracağım? Evet karıştıracağım çünkü nasıl olsa şey olmadı. Harbi pişmiş haşa su oldu bu şimdi. Yok yok. İyi ki atmamışım fırına. Tamam da şimdi sizi Fransız sulanacak. Şimdi biraz daha ben un koyacağım ona. Yoğurtsuz kıvam almıyor. Çok sert olur. Anlıyorum ama yoğurt sulandırdı hamurunuzu. Tamam üstüne birazcık un katacağım tekrar. Dalyanımız var daha yumurtalar haşlanıyor. Evet evet. Başka ne kaldı bizim? Şimdi dalyan daha yok. Bekliyoruz. Hellimli salata yok bekliyoruz. Patatesli pırasalı börek fırına girecek. San Sebastian pişti diyelim. Evet. Mantarlı patates püresi evet. Daha yok. Patates haşlanmadı. Kremalı mantar çorbası tamam. Dereotlu havuç taratoru tamam. Havuçlu pilav pişiyor. Evet. Yani yine bayağı bir eksiğimiz var. Var daha evet patates evet. Haşlanacak, ama bir saatimiz geçmiş daha. Kadir Bey 2 saatim var. Evet rahat rahat yetişir. Şu soğan bir kıymayla bir buluşsun. Tuzunu atıyorum. Tuzu çok önemli. Kadir Bey sanki içinde biraz büyük şey kalmış ama... Soğanlar kalmış kocaman kocaman. Senden de bu beklenirdi Kadir. Robottan çektin. Daha robota da güvenmiyorsun sen. Robotu ağzına kadar doldurursan kesemez tabii. Az az çekmen gerekiyordu. Geliyorlar bana şimdi. Soldan. Biz şeyleri haşlamadık ki. Patatesini, şu şeyi... Bezelyesini, avucunu, hiçbir şeyini haşlamadınız daha mı? Elinizde sadece yumurtalar var. Buyurun. Çakmak çakma geldik, kına yakmaya geldik. Ayşe teyze avlama, kızın almaya geldik. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Bu gece buralıya yatacak yeriz var mı? Çakmak çakma geldik, kına yakmaya geldik. Ayşe teyze avlama. Şimdi bundan şöyle kebap edesim geldi. Yalnız kıyma iyi yağlıymış, ellerim yumuşadı. Nemlendirici sürecektim, hiç gerek kalmadı. Pamuk gibi oldu ellerim. Soğanı nasıl doğramam istersiniz? Soğanı ne içinde? Onu siz bileceksiniz. Çok güzel bir soru. Bir saniye. Dur. Düşüneceğim. Fazla bir soğan var ortada. Yok yok, hayır hayır bir şey. Bak fırını 150 dereceye getirdim ben, sen onu neye koyacaksın? Ama niye bunu 100-200... Ben de diyorum niye olmuyor? Ama dış ses dedi ki söyle dedi. Küp küp olması gerekiyor. Mantarlı püre yapacağım. Mantarının öncesinde haşlayacağım, kavuracağım soğanla. Küp küp. Ağrılı. Oldu. Paşama bak sen. Soğan doğranıyor, önüne geliyor. Soğan bitiriliyor, önünden alınıyor. Adamın masası siliniyor. Şu kesme tahtasını da sudan geçiriver. Ben niye geçiriyormuşum? Sana yakışır çünkü temizlik yapmak. En başta esas tahtasını yıkandı şimdi doğran. Bir dakika. Kalsın orada. Tahtasını yıkamadan soğan doğramış. Hijyen nerede? Evet, biz neyi bekliyoruz şimdi? Şunun içi boş mu? Daha yok. Ya boş. Bana giriyor. Bir insan başladığı işi bitirir. Ben senin bu yarım yarım işlerinden nefret ediyorum. Uydurma Kadir, uydurma. Senin bütün işlerini bile ben tamamlıyorum. Hangi işi mi sen tamamladın? Soğanımı doğruyorsam kendim doğruyorum, yıkıyorum. Bekliyoruz Dahan Bey'i. Şu an garnitürümün iç harcını hazırlıyorum. Bu hala kızarmadı tamam. Mantarları verin de Kadir soysun Dahan Bey. Niye ben soyuyormuşum? Sen gene ne bana iş kitlemeye çalışıyorsun? Bir tane sarımsak soğudun şu koca mutfakta. Benim görevim sarımsak mantar soymak değil. Habire konuşup seni çıldırtmak Kadir. Kadir Bey yeterli bu kadar mantar. Bak yeterliymiş gördün mü? Yeterli olsa da o mantarlar soyulacak. Mantar soyulur mu be? Tabii soyulur Kadir. Dünyadan haberin yok. Ben hiç mantar soyulur. Üstünde çok azıcık bir zırhı var onu alıyorsun. Mantar asla yıkanmaz. Soyulur Kadir. Çünkü suya sokarsan mantar suyunu kaybeder. Pazardan aldığım için ben bunu suya tutmayacağım mı? Tutmayacaksın tabii. Of Kadir of, bir mantar soymayı bile beceremedin. Üzerindeki zarı tutup çeksen zaten çıkacak. Üstünden ya soymayalım, yıkayayım bari ne yapayım. Tam soymuyoruz, biz mantar soymuyoruz.
Kız oğlum ben söndürmedim onun altını. Olmaz öyle şey daha bey. O mantar soyulacak dediysen soyulacak. O zaman al bir güzel soy beyefendi. Her bildiğinizi biz uygulamayalım. Biraz da siz uygulayın. Parayı ben mi kazanıyorum burada? Niye sen fitre zekat mı alıyorsun? Maaş almıyor musun? Ben maaşı mantar soymak için almıyorum yalnız. Söylemez orada yardım etsin sana. Yardım edeyim mi daha bey? Daha yani iyi. Çok iyi olur ya. Çok iyi olur. Anladın mı? Hadi yani biraz yardım et yani... abisi hadi. Beni mutlu edersin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bak şu hareketlere bak. Bırak benimle uğraşmayı da soğanlarla ilgilen Kadir. Bu soğanlar da bir kavrulmadı yemin ediyorum. Senin bu ocağın çok az yanıyor da. Yok bilerek altını kıstım. Çünkü çok kavrulursa mantarları hemen atamam. Tamam yalnız sen bu dalyanı ne zaman fırına vereceksin? Vereceğim şu fırındaki pişsin. Kendim yaptım. Hazır değil. Nasıl hazır değil? Kendim doğradım her şeyi. Zaten patateslerin şeklinden de anlaşılıyor konserve olmadıkları. Sen patatesi, bezelye, havucu kendin mi doğradın? Evet hazır değil. Ben görmedim. Başladım. Görmedim ben. Ben görürken sen nasıl göremiyorsun acaba? Ben görmedim. O arasın ki sen boş oturuyordun ben bir şeyle uğraşıyordum. Biraz kalın bir dalyan köfte olmadı mı o da Ahan Bey? Yok dış iyi. Dış sesin göbeği gibi oldu. Yok iyi. Pişince anlayacaksınız çünkü... Yağlı kağıtla mı pişecek bu? Evet. Zaten Kadir Bey et biraz yağlıydı. Aslında yağlı olmaması lazımdı ama bu sefer böyle oldu. Niye yağlı kıyma istedin? Ya orta yağlı istedim ama maalesef yağlı geldi. Tamam da bak şimdi cinleneceğim ben. Sen öğleden beri mutfağın içinde değil misin malzemelerin başında? Evet, ben seni mutfağa niye yolladım malzemelerine bak niye yollamadın mı? Yok yani daha iyi oldu benim için yağlı biraz hayır, daha hayır niye demiyorsun ki arkadaşlar bu çok yağlı kıyma bana yağsız biraz kıyma alın karıştırayım ben bunu niye demiyorsun? Hay beni öldürecekler. Ne kaldı şimdi? Deminden beri elimdeki listeleri kontrol etmekten içime fenalık geldi Kadir. Yeter artık saymayacağım ne kaldığını. Sana demiyorum herif ediyorum ne kaldı ne yapacağım daha diye. Size demiş Ahan Bey. Zahmet olmazsa cevap verin Kadir'e. Zaten söylüyordum ama siz birbirinize girdiniz. Siz onu bunu bırakın da umarım yemeklerinizden o uzun saçlarınız çıkmaz. Yo saçlarımı topladım ama. Allah'tan toplamışsınız. Saçlarına ak düşmüş. Evet. Çok daha erken oldu. 25 yaşında. Beyazlamaya başladılar. Benim de beyefendiyle tanıştıktan sonra beyazlamaya başladı. Hadi oradan. Sende bir tanecik bile beyaz yok Kadir. Vallahi var bak. Yok işte Kadir. Seni beyaz dediğim bildiğin köpek. Köpek. Pire de var hatta. Geceleri bit de kırıyorum. Tövbe. Mutfağa geri geldiğinize göre ayrını hatırladınız demektir. Ama daha süren var. Ama daha pişeceğim. Şu adam 58 kere menü saydırdı. Benim beynimi işledi artık. Daha zamanım yok. Ama sürenizi durdurdum. Yapamazsınız artık. İşte ama köfte için işliyor köfte. Süre. Yani zamanım var köfteye da. Köfteye süre yapsın ayranı. Kusura bakmayın Dağhan Bey. Sizin sofrada içeceksiz kalacak. Ama lütfen yapmayın. Çok zamanım var daha. Ama şimdi sayın seyirciler kaç kere süreyi söyledim. Kaç kere evet, zamanım evet, var. Tamam. 8 ama yerde... daha çıkmadık Kadir Bey. Üstümüzde şeyler süreyi duruyor. Durdu kaydı kestik artık. Bir bardak da bana yaparsınız izin vereceğim size. Tamam yaparım tabii ki yaparım. 2 bardak yaparım. Hadi tamam. Adama yalakalığı yapsana sana. Tamam. Götürsün yoğurt mayalattırsın. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.